şekilde kollarında sonradan şiş taktım arkadaşlar. Şöyle sadece şuradan 4 kestim, ondan sonra ördüm ayı. Sonradan bittikten sonra şiş takıp lastiğini yaptım bu şekilde kolları. Yakasını da arkadaşlar şuradan bakın şöyle, ilk başta şu şekilde 5 tanesini şuradan şöyle 7 tane birden kestim şu kadar. Ondan sonra 5, 4, 3, 2, 1 olarak yuvarladım. Arkasına da gelince arkasında da aynı, tam ortaladım arkadaşlar şu şekil, bakın şöyle tam şöyle hepsini bir kestim şu şekilde 15 tane. Ondan sonra 5, 4, burası az olduğu için 15'ini birden kestim. Ondan sonra kalan ilmekleri paylaştırdım. Şu omuz sayılarını aynı yaptım. Bakın tam denk gelsin diye omuz sayılarını aynı yaptığım için oraya denk getirdim. Lastiğini de iki ters iki düz başladım. Ve örneğini hemen buradan kurdum arkadaşlar. Bakın ilk sırada hemen örneğini kurduk. Örneğin nasıl yapıldığını göstereceğim. Süveterin yapılışını anlatamayacağım. Sayısını da arkadaşlar kaç ilmek başladığımı soruyorsunuz. Bu benim yaptığım biraz zayıf bir kişi, small yeni x small hatta. Şimdi şu kadar yapın arkadaşlar, şöyle bakın şu kadar yapın az bir şey. Ondan sonra kendi giydiğiniz bir hırkaya, yeleğe, ne yapacaksanız süvetere ölçerek kaç ilmek gittiğini hesaplayabilirsiniz. Benim ipim biraz kalın. Kullandığınız ip, şiş hepsi şeyin yapacağınız kıyafetin ne yapacaksanız hepsi boyunutunu etkiler. O yüzden sayı vermiyorum. Sayıyı kendiniz birazcık şu kadar yaparak ondan sonra ayarlayabilirsiniz. Şimdi örneğimizi şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi şişimizden başlayalım arkadaşlar. Bu misina şişleri ben çok sevmiyorum ama yapmak zorundayım. Öbür şişler şeye çok değiyor, masaya. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 15 yapacağım arkadaşlar ben. 3 örnek yapacağım. Örneğimiz beşer beşer oluyor. 2 4 6 8 10 12 15 birer de yanlara. Bir bu o yana, bir o yana, fazladan 2 tane. Bu yan ilmeklerimiz arkadaşlar. Şimdi örneğimize geçelim. İlk sırayı hemen ters yapacağım. İlk sırayı, şu ilk sıramızı şöyle ters, bütün hepsini önden öreceğim. Ters dediğim hepsini böyle önden öreceğiz. Hepsini böyle önden bir sıramızı bu şekilde gideceğiz. Lastik yapacaksanız da ters tarafından bir sıra düz gidin. Ondan sonra düz tarafından örneğinizi kurun arkadaşlar. Lastik yapmayacaksanız bu şekilde başlayacaksınız. Lastikte de aynı. Bir sıranızı böyle arkadan ters yerinden bir sıra böyle ters örgü yapacaksınız. Burayı bitirdim. Şimdi döndük. Bakın şöyle. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5. Normalde kenarlarımız 6. 6 tane düz yaptım arkadaşlar. İlmeğimi öne aldım. 1 Kenarlar sadece öyle. Birer ki fazla kenarlardan. İki, dört, beş. Beş ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada da altı tane ilmeğimi düz öreceğim. Kenarlarda birer tane fazlamız var sadece. Diğer her taraf beş beş olacak normalde. Örneğimiz beş beş. Kenarlarımızdan birer fazla koyduk. Hem örneğimizin bütünlüğü bozulması hem de dikiş payı olarak o şekilde yaptık. Bak ilmeğimi öne aldım ve
Bunayı ters ördüm arkadaşlar. Biraz yakınlaştıralım. Örneğimizi kurarken yardımcı olsun size. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada şu kenar ilmeğim hariç 5 tane ters ilmeğim var. Bakın ters gözüküyor. Buradan düz, buradan ters. Bunun hepsini ters örüyoruz. Kenar ilmeğim örmeden alıyorum. İpimi önüme aldım. Bakın. 1 2 3 4 Bakın bir de bu 5. 5 tane ters örgümü ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Şuradaki düz ilmeğim var. Bakın. Düz. Onu bir tanesini düz örüyorum. İpimi öne aldım. Buradaki 3 tane bakın ilmeğimi ters öreceğim. 1 2 3 Burada bir tane daha kaldı. 5 ilmeğimin biri daha duruyor. Bunu da düz öreceğim. İpimi arkaya aldım. Bunu da düz örüyorum. İpimi öne aldım ve buradaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şiş beni mahvetti arkadaşlar. Örgümü de bozuyor. Şimdi şöyle, bunu da ters ördüm. En sondaki ilmeğimi ve arkaya döndük. İpimi açayım. Şişe dolandı. Şöyle geldik arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bakın bu yüze geldik. Bu yüzde şimdi ne yapacağız? Bakın hepsini 5 örmeden aldım. Düzü düz, tersi düz. Hepsini bakın 5 ters 5 düz devam ediyoruz. 5 tane düz kenar ilmeği hariç. Burayı da hepsini ters örüyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki 5 tane ilmeğimi ters öreceğim. Şimdi şöyle hepsini ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ters, 5 düz, 5 ters oldu. İlmeğimi arkaya aldım ve buradaki 5 tane ilmeğimi de düz örüyorum. İpimi önüme alayım. En son ilmeğimi ters örüyorum zaten. Kenar ilmeğimi. Döndük. Şimdi arka sıraya geldik. Bakın arka sırada ne yapacağım gözüküyor arkadaşlar. Burası ters, düz, ters, düz, ters gidecek şimdi. Gözüküyor zaten ne yapacağım. Ortadaki haroşa olduğu için ilmeğimizi örmeden aldık. Buralar hepsi düz ters olacak. Çok zormuş bu misina şişi kullanmak arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir tane düzüm var. Onu hemen ipi atıyorum arkama, bunu düz örüyorum. Burada 3 tane ilmeğim var. Burayı ters örüyorum. Burası haroşa oluyor arkadaşlar. İlmeğimi arkaya atıyorum ve bunu düz örüyorum. İlmeğimi öne atıyorum ve hepsini ters örüyorum. Bu arka sıramız. Allah Allah. Hepsini
hepsini ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum zaten. Evet, şimdi geldik öne. Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi bakın, örneğimizin durumuna. Burası haroşa devam ediyor, burası düz devam ediyor. Bir tane haroşamız kaldı. 3 tane yaptıktan sonra örneği değiştireceğiz. Şimdi burayı düz örelim. Burası ön yüzünde düzü düz, tersi ters. Burayı ters örüyoruz. Şimdi 5 ördüm, 5 tane ipimi arkaya atıyorum ve düz örgüme devam ediyorum. En son ilmeğimi ters örüyorum. Arka sıraya geçelim. Arkada da yine burası ters. Bakın aynı ne varsa onu öreceğiz. Ters. İpimi arkaya attım. Bu ilmeğim düz. Ve öne attım. Bakın. Burası haroşa olduğu için ters. İlmeğimi arkaya attım. Düz olacak bu. Evet. Döndürdük şimdi ilmeğimizi, örneğimizi şöyle. 3 tane haroşa olduktan sonra 1 2 3. Şimdi örneğimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Nasıl değiştiriyoruz? Yenilerini. Şimdi düz olan yerler ters olacak. Örneği ipimi örmeden aldım bakın. Başını donadım. Burası 1 2 3 4 5 5 tane ters yaptım. Kenar ilmeği hariç arkadaşlar. Şimdi o ters olan yerlerimiz de düz olacak. Yer değiştirdi şimdi örneğimiz. Beş tane düz ördüm. Attım ipimi önüme ve 5'te ters olacak. Evet, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Tamam, şimdi bakın yerini değiştirdik. Şimdi arkaya dönelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bakın 5 tane ilmeğim var şurada. Haroşa olacak yer. Hemen ilk ilmeğimi düz örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi ters örüyorum. Arkada düz görünen yer. 3 ilmeğimi ters ördüm. Bir tane ilmeğimi şu ilmeğimi bakın düz örüyorum. Yani burada yine bir tane düz, 3 ters, 1 düz oldu. Arkadaki ipimi önüme alıyorum. Bura ters örgümü, hepsini ters örüyoruz. İlmek yer değişti örnekler. Düz örneğimiz buraya geldi. Bakın burada 5 tane düz ördüğüm örgü var arkadaşlar. Şimdi bunun ilkini düz örüyorum.
Ondan sonra üçünü ters örüyorum. Üç ters ördüm ve arkaya döndüm ve bunu düz ördüm. En son ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi nasıl oldu bakalım. Bakın yer değiştirdik. Şimdi aynı işlem devam ediyor. Bu buraya geçti, bu buraya geçti. Şimdi arkaya geçtikten sonra aynı devam ediyoruz arkadaşlar. Örneğimizi ayırmadan. Bütün buradaki örneklerimin hepsini 5 tane ters, 5 düz ön taraf. Örneğimiz kurduğumuz gibi. 5 ters. 5 düz. Bakın 5 tane düzüm var. Beş ters, beş düz oldu. Buradaki de beş ters. Ön tarafta ve hep beş ters, beş düz öreceksiniz. Sadece arka tarafta örneğimizi farklı. Arkaya geçtiğimizde de bakın burada düzlerimiz gözüküyor. Bakın düzler gözüküyor. Burası ters, burası düz. Bu şekilde. Burayı da yapayım arkadaşlar. Örmeden alalım. Hemen bu örgünlüğümü düz arıyorum. Ortadaki üçlüyü ters örüyorum. Ve bunu da düz örüyorum. Arkada farklı oluyor, önde farklı. Şimdi bakın bu şu arkadaki düz ilmeğim hepsi ters burada. İpimi arkaya aldım. Bunu düz örüyorum. Ve burayı ters örüyorum. 3 tane ters. İpimi arkaya aldım. Buradaki düzümü de örüyorum. İpimi kenar örneğimi de ters örüyorum. Böyle arkadaşlar örneğimiz devam ediyor. Sonra yerlerini değiştirdim. 3 sıra olduktan sonra 3 sıra sonra örneğimiz değişiyor. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Arkası örneğimizin şu şekilde duruyor. Arkası bu şekilde. Önü bu şekilde duruyor. Bu normal kesme şeker örgüsü değil arkadaşlar. Bu farklı bir örgü bu. Yani şu şekilde bakarsanız bakın örgünün arkası farklı. Öyle aklınızda kalsın. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah örgü beğenmişsinizdir. Ben anlatabilmişimdir daha doğrusu. Biraz zorlandım. Misina şiş kullanmakta biraz zorlandım aslında ben. Öbür şişinden örüyorum ama o çok masaya çarpıyor, ses çıkartıyor. Büyük şişler. O sebepten bundan yapmak zorunda kaldım. Bir de elimde öremiyorum parmağıma dolayıp koluma atarak ördüğüm için biraz zor oldu. Ama kusura bakmayın bir yanlışım olduysa ya da bir yerde bir hata olduysa. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.